Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu HEPAR Partisi Başkanı Sayın Osman Pamukoğlu. Sayın Pamukoğlu, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız efendim? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için bu sıkışık tempo içerisinde. Estağfurullah, estağfurullah. Amerika'daki dinleyicilerimize sizin askeri geçmişinizden söz ederek başlasak, burada uzun yıllar kalmış Türk vatandaşları pek fazla tanımıyor olabilirler sizin geçmişinizi. Biz hepimiz yakinen biliyoruz, takip ediyoruz. Şöyle bir kısa özgeçmiş yapabilir miyiz acaba lütfen? Buyurun. Ben Sinop yerde doğumluyum. İlkokulu sadece doğduğum yerde okudum. Sonra Kuleri Askeri Lisesi Orta Bölümü, Kuleri Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade ve Komando Okulu ve kurmaylık için Kara Harp Akademisi, Yüksek Komuta Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdim. 11 yaşından beri 43 yıl üniforma giydim. 35 yıl fiilen Türk ordusuna hizmet ettim. Tabur komutanlıkları, alay komutanlıkları, evet. Ve o en karmaşık ve yoğun dönemde Hakkari'de dağ ve komando tugay komutanlığı yaptım. Evet. Kıbrıs'ta tümen komutanıydım. Türk ordusunun en büyük okulu sayılan, bilinen piyade okulunda komutan olarak bulundum ve tüm genelliğin sonunda da emekliye ayrıldım. Emekliye ayrıldıktan sonra bugüne kadar 11 kitap yayınladım. Hemen hemen edebiyatın bütün dallarında eserlerim var. Bunların içinde iki tanesi roman, Ayandon ve Cehennemdere isimli romanlarım var. Öyküler de yazdım, anı ve denemeler de yazdım. 2008'de Halk Birleşiklik Partisi'ni HEPAR'ı kurma kararı verdim. Çünkü 2007'deki genel seçimlerin sonuçları beni Türkiye'yi bugünkü duruma getireceği konusunda bir kanaate vardırdı ve nitekim tahmin ettiğiniz gibi oldu. Geldiğimiz yer şu anda Türkiye'nin, devletin hem rejiminin hem de topraklarının tehlikede olduğunu. 2015 7 Haziran'da Türkiye'de gelen seçimler var ve biz bu gelen seçimlere hazırlanıyoruz. 4 ay kaldı önümüzde. Türkiye'de milli iradenin gaspı var. Bu %10 barajı, evet, demek. O konuları geçmeden önce geçmişinizden söz ettiğiniz zaman birkaç not almışım. Bu güncel konuları daha sonra geçeceğiz. 93-95 yılları arasında, evet, Hakkari'de PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda siz yönettiniz bu operasyonları. Hatta o dönemin Genelkurmay Başkanı'nın sizin hakkınızda söylemiş olduğu bir söz vardı. Notuma bakıyorum şu anda. Bu çok ilginç. 3 tane Pamukoğlu Paşa olsa terörü bitiririz demiştir. Bu konuda nasıl bir yorum, evet, yapmak istersiniz? Rahmetli Genelkurmay Başkanı bunu Genelkurmay Karargahı'ndaki generallerle yaptığı toplantıda söyledi. Evet. Doğru. Bu generallere hitap ederek söylenmiş bir sözdü, evet, bu. Ben giderken de zaten Hakkari'ye gidişim normal değildi. Genelde bir sıkıntılar olmuş yani generaller konusunda, gitme gitmeme konusunda. Ben kurmay aldaydım. Beni o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı çağırdı. O kadar çekingen ki bana bir vazife vereceğim diyor ama ailenize gidip sorun diyor Orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fişinoğlu. Ben kendine böyle bir şey dedim olamaz, benim meslek anlayışımda siz yapılacak işi ve görevi bana vazifeyi söyleyin. Ben karar veririm. Bunun, evet, benim aileme soracak bir tarafı yok. Fakat sıkıntı da gene de diyor birden karar verme, ailene sor sonra bize, evet, bildir diyor. Efendim dedim, siz söyleyin. Böyle şey yani askeri sorumlulukta yaparsın yapılmazsın kabul ederim etmem, bunu dedim benim şeyime aykırı yani. Tabiatıma aykırı ve meslek anlayışıma aykırı. Sonunda söyledim, Hakkari'ye gider misiniz? Hemen gidiyorum dedim. Hemen yani 2-3 gün içinde gider oraya dedim, teslim alırım. O zaman telefon açtı Genelkurmay Başkanı'na. Pamukoğlu Albay karşımda dedi, ben şerefle giderim. Hiçbir taraf söz konusu değil diye söyledi. Ben 45 dakika sonra Genelkurmay Başkanı'na çıktım. İşte o da aynı şeyde. Bir takım sıkıntıları var. Odasında başka generaller de var. Bana geldi. Ben odadayım, onlarla konuşuyor. Sanki, evet, ben yokmuşum gibi. Yani zihni dağınık bir vaziyette. Ben dedim hemen gidiyorum. Şimdi bu gün sonunda hareket ettim. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Ben de 1980-12 Eylül döneminde Genelkurmay Karargahı'nda
hem de Plan Prensipler Daire Başkanlığı'nda asteğmendim ve o dönemde 12 Eylül olayları yaşadığımız dönemdeydi. Direkt o zaman Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in yanında görev yaptım. Hakikaten çok değişik bir ortamdı benim için. Yani anılarım o konuda çok şeydir. Askeri bir aileden geliyorum ben de. Şimdi tekrar notlarıma bakıyorum. Siz Türkiye'de hiçbir komutanın almamış olduğu 5 tane üstün birlik yetiştirme nişanına sahip tek kişisiniz. Ve bunun dışında başka madalyalarınız da var. Bu üstün birlik yetiştirme nişanı nedir efendim? Yetiştirme nişanı komut ettiğimiz birlikleri ve kıtaları başka bir kıtayla kıyas edemeyecek derecede disiplin konusunda, eğitim ve atış konusunda en üst seviyeye çıkartmaktır. Evet. Bu barışta alınabilecek en üst ödüldür. Yani nişandır evet. Bu. Şimdi aslında kanunu ve yönetmelikte bunu 3 tane diye sıralamışlar. Yani bir subay veya general meslek hayatı boyunca Asteğmenliği ile Maraşarlığı arasında bundan sadece 3 tane alabilir diye hesaplamışlar. Çünkü bu kolay alınamayan ve elde edilemeyen bir nişan. Şimdi bunu ben de zaten tüm generallikte bundan 4 tane vardır. Şimdi 5. ile ilgili beni kara kuvvetlerinden bu işlere bakan bir general aradı. Dedi efendim size tekrar şey yaptınız yani Kıbrıs'taki tümen en iyi düzeyde savaşa hazırlandığı için hazırladığınız için size nişan vereceğiz deyince o genel benden küçük kıdem olarak ve rütbe olarak dedim ki ya siz ne yapıyorsunuz? Bu dedim şimdi vereceğiz dediğiniz üstün birlik nişanı 5 oldu. Evet. Yasada ve yönetmelikte 3 yazmıyor mu? Dedim bunu düzeltin bak. Ne yaptığınızın bile farkında değilsiniz. Sondan bir yönetmelikler, fizikler, değişiklikler yaptılar. İşte şu şöyle olur da böyle olur, bu böyle olur da böyle olur falan diye. Evet. Bunun öyküsü budur. Çok güzel. Şimdi siz Eylül 2008'de HEPAR yani Hak ve Eşitlik Partisi'ni kurdunuz ve baktığım kadarıyla parti teşkilatınızın çoğunluğu 18 ve 35 yaşları arasındaki gençlerden oluşmaktadır. Yani bu durumda HEPAR genç ve dinamik bir parti diyebilir miyiz HEPAR için? Tabii HEPAR başlı aşağı genç. Yani %70'i genç. Yaşları da belirttiğiniz gibi 17-18-35 arasında. Türkiye'deki nüfusun %62'si de 35 yaşın altında. Şimdi niye HEPAR'a geliyor gençler? Her zaman söylerim yani ben de sürekli bir köşe yazarı gibi makale ve yazı yayınlıyorum. Ve tabii kitaplarımda veya konferanslarımda veya parti toplantılarında söylüyorum. Ben her şeyin gençler tarafından yani savaşın bile gençlere ihtiyacı olduğunda onlar olmadan evet. Savaşı bile yapamazsınız derim. Yani savaştan kastım yani en üst mücadele anlamında kullanıyorum bu tabiri. Şimdi bunun sebebi şu. Ben bir doğacıyım aynı zamanda. Yani bir dağcı komandoyum. Doğaya çok bağlıyımdır ve doğa koşullarına ve doğa yasaları benim için her şeyin en üstüdür. Gençlerin diğerlerinden farkı gene doğayla ilgili. Neden? Zihinler berrak, duygular açık. Onun için zihin açık, duygular açık olur. Zihin berrak, duygular açık olunca olan şey şu. Sezgi gücü artıyor. Sezgi yani öngörü ve hissetme yeteneği yükseliyor. Yani doğa budur. Dolayısıyla ülkenin nereye doğru gittiğini görüyorlar. Yani çok sağcıyız, solcuyuz, gericiyiz, ilericiyiz falan gibi tanımlar yapılan bu düzen partileriyle bu ülkenin ileriye doğru bir şey yapamayacağını, yükselemeyeceğini, yükselmeyi bırakın. Yani bir sürü tehlikeler içerip bunların üstesinden gelemeyeceğini, hatta bu tehlikeleri bunların var ettiğini gençler görüyor. O nedenle Hak ve Eşitlik Partisi'ne hep araç ediyorlar. Anladım. Haziran 2015'te yapılacak olan genel seçimlerde şimdi %10 barajı hala var. Bu baraj hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de bunun kaldırılma olasılığı var mı sizce? Yok hayır kaldırmayacaklar. Bunlar işine gelmiyor. Bu AKP denilen parti ile MHP denilen parti bundan çok korkuyor. Yani bu biliyorsunuz 34 sene önce 1980 darbesinin getirdiği bir garabet bu. Yani demokrasinin kamburu. Demokrasinin düşmanı. Bu milli iradeye yapılan haksızlık ve hatta milli irade hırsızlığı. Şimdi hal böyle olunca insanlar biz 2011'de palas pandıras yani öyle bir hazırlık yok, mali imkanları yok, örgüt dahilizeli kuruluyor ve tecrübesiz insanlardan olmasına rağmen seçime girdik. Tabii karşımıza girdiğin zaman daima şu çıkıyor halkın kamuoyu nezdinde. Efendim barajı aşamazsın. Evet. Oylarımız boşa gidecek. Bu duygu insanlarda hakim kamuoyunda. Evet. Yani şimdi burada Türkiye'de genelde bakın yani nereye giderseniz gidin ister Tokat'a ister Erzurum'a ister Kastamonu'ya gidin veya Çankırı'ya. Herkes Osman Paşa'yı tanır. Osman Pamukoğlu. Evet.
herkes tanır. Ama partiyi tanıtmak çok büyük finans gerektiriyor. Şuraya getirmeni istiyorum. Hem finans bizde çok zayıf, zayıf derken şöyle, bütün il, ilçe, beldeleri kuranlar, işletenler harcamalarını, bütün yapanlar halk kendisi yapıyor, kendi cebinden yapıyor. Bu çok önemli. Yani çünkü partilerin hayatta kalabilmesi ve kampanyalara yoğun bir şekilde katılabilmesi tamamen paraya dayalı bir şey. Ama biz buna rağmen apar topar girdik. Araç yok, gereç yok, para yok. Halk gibi bir örgüt. 2011 seçimleri bu DSP denilen parti ve İşçi Partisi'nden daha fazla oy aldık. Yani kaldı ki biz 1/3'te girdik Türkiye'ye. Bunlar bu işçi partileri, yılların partileri. Televizyonları var, doğru. Araç gereçleri var. Neden bu DSP 100 küsur tane aracı var. 81 ilde girdiler. Bu ilginç olduğu için belirtiyorum. Buna rağmen bu iki partiden daha fazla oy aldı 2011 seçimlerinde. Şimdi baraj hala var. Hala halkın kafasında şu duygu var. Yani evet doğru, hep var. Oylarımız, partinin programı çok net. Yani siyasi ilkeleri net, ekonomik ilkeleri net. Ve tam bir halkçı parti. Halkçı ve cumhuriyetçi bir parti. Fakat bu %10 hala bir engel ve duvar gibi karşımızda. Sonuç, ben birkaç gün sonra açıklayacağım. Şimdi Almanya seyahatim var. Yarın gidiyorum, bir gün kalıp geleceğim. Döndükten sonra açıklayacağım ama size herkesten önce açıklayayım. Evet, sağ olun. Bu %10 barajı bizim önümüzü kesiyor. Ve Halk ve Eşitlik Partisi, ben dahil, bağımsız adaylarla seçime gireceğiz. Evet, bu ilginç. Bağımsız tamam. Gireceğiz. Bir kez daha tekrarlar mısınız? Bu nokta çok ilginç. Ben dahil partiyi meclise de temsil edecek niteliklere sahip gerçek yurtsever ve özverili insanlarla ben İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi yerlerden ki bu yerler bizim çok oy aldığımız yerler. Evet. Orada bağımsız adaylarla gireceğiz ve böylece o zihinlerdeki ya geçemezse duygusunu yıkacağız. Güzel bir strateji olduğunu düşünüyorum. Düzen partileri diyorum bunlara. Bugün ülkenin ne hale geldiyse bunun müsebbibi bana göre bunlardır. Siyasi varyasyonlar, böyle yanar döner kaypaklıklar benim işim değil. Yapılması gereken bir mücadele var. Onun için ben bu işe girdim. Biz hiç kimse böyle sıradan günlük politikacı gibi göremez. Zaten tabiatımız aykırı. Benim size sormak istediğim sorulardan birisi de oydu. Aslında bu sorunun cevabını vermiş oldunuz ama ben yine de onu tekrar sorayım. Seçimlerde herhangi bir partiyle işbirliği içinde olacak mısınız veya bir destekleyecek misiniz, bir o şekilde girecek misiniz diye soracaktım. Ama siz yanıtını çok açık verdiniz zaten. Şimdi şöyle, bir tanesi baraj önümüzdeki engel. Biri de Trakya'da, Anadolu'da nereye gitsen halk et şunu diyordum. Aman paşam, İttifak yapın, ittifak yapın, evet. İttifak yapın. Ben bu MHP ve CHP'ye bu teklifi götürdüm. İkisi de bu işlere yanaşmadı. Onlara şunu söylüyorum, söyledim de. Benim sizde gönlüm yok. Halk böyle istediği için geliyorum. Çünkü size bakacağım, yani bir karar verin. Bunların ikisi evet ve hayır bile diyemezler. Çünkü neden? Onlara açıkladım. Yani en zayıf zamanımıza bile, bakın İzmir'den şu kadar, şu bölgeden. Bursa'dan şu kadar oy, İstanbul birinci bölgeden şu kadar oy, ikinci bölge şu kadar oy. Bu oyları en zayıf olduğumuz zamanda size dedim versem, bakın size partinize 3-4 tane milletvekili ekstradan getiriyoruz. Kaldı ki şimdi HEPAR çok güçlü ve sosyal medya demek, o işte gençler bizde olduğu için sosyal medya HEPAR demek şu anda. Yani bizdeki siteler, sayfalar falan 300 bin 400 bin kişi. Yani en düşük sayı 180 bin kişi. Neden? Çünkü interneti ve bu sistemi en iyi kullanan, bütün yol ve yöntemlerini bilen gençler. Türkiye'nin nüfusu da genç. Şuraya getirmek istiyorum. Bunların işine gelmiyor. Çünkü Halk ve Eşitlik Partisi bunları korkutuyor. Osman Pamukoğlu kimliği ötlerini kopar diyor. Maalesef böyle, bunu söylemek zorundayım. Çünkü bunların derdi başka. Mesela şu çözüm süreci bilmem nerede falan. Bunların derdi başka. Ve halkın aklı başında olan kısmının söylediği bir söz var ve bu söz bütün gerçekleri en iyi anlatıyor. Bunların koltuklarının dışında hiçbir dertleri yok. Asla. Bütün dertleri koltuk. Orada milletvekili olsun da böyle bir takım ünvanlar taşısınlar. Böyle bir hayat. 6 yıldır ben de bu işin içindeyim. Yani dışında olsam öğrenemezdim. Bunların kendi kişisel çıkarları ve bu kişisel çıkar içinde lazım olan koltuk sevdaları dışında asla ve asla hiçbir amaçları yok. O nedenle o halkın talebini de yerine getirdik. O
aman gidin görüşün, aman ittifak yapın, aman birleşelim, cephe kuralım. Tamam gittim gördüm, şimdi ben tebliğ ediyorum halka, resmen açıklıyorum. Dediniz, bak siz dediğiniz için yaptığım sonuç bu. Bir, iki, siz ya efendim oylar ne para vereceğiz ama şu baraj olmasa diyorsunuz. İşte onu da kaldırdık. İki duvar ikisini de yıktık. Evet. Karar şimdi sizin. Evet. Güncel bir konuda size bir soru sormak istiyorum. Sizin 1980 yılında hazırlamış olduğunuz kurmay subaylık tezinizin konusu Ermeni meselesiydi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, doğru. Ve de Doğu Perinçek'in bu konudaki faaliyetleri konusunda ne düşünüyorsunuz? 80'lerden önce yani bugünkü kadar bu Ermeni konuları ortada değildi yani. Gündemde değildi yani. Evet. Yok oldu anlamında söylemiyorum da yani herkesin dilinde değildi. Şimdi bu aradan geçen 35-40 yılda daha da çok yükseldi. Bu tezi bana şey veriyor, akademi veriyor, harp akademileri. Yani bir üst akademi için, gitmek için veriyor. Ben aslında kurmay yüzbaşıydım. Şimdi Ermeni meselesi bana tezliğe gelince ben de Trakya'dayım. O harekat sürmeni bileyim o zaman yüzbaşıyım. Önce şöyle bir sıkıntı oldu. Tabii Trakya'nın bir ilçesinde bulunurken kaynaklar konusu var. Yani kaynaklar da büyük çapta İstanbul, Ankara gibi yerlerden elde edilebilir. Yani çok doğru. Ne az döküman, hatıra lazımdı. Aşağı yukarı aylar sürdü ama sonunda ben 30'a yakın kaynak buldum ve 6 ay sürdü benim çalışmam. Sonuçta tez hazırladım. 400 sayfa yakındır gönderdim. Şimdi mesele şu. İnsanların anlayamadığı, zorlandığı şu. Bütün mesele birinci dünya harbi. Biz bu harbin içindeyiz. Dünya gene ikiye bölünmüş. Ve birinci dünya harbi imparatorluğun artık çatırdadığı bir dönem. Kafkaslardan ve Balkanlar üzerinden, Makedonya üzerinden Anadolu'ya girmiş 4,5 milyon insan var. Bunlar işsiz, yersiz, güçsüz. Ortalık ana baba günü ve Çanakkale'de yaratılan o muhteşem ruh var. Ve Doğu Anadolu'ya da giren Kafkas bölge ordularına mensup Rus kuvvetleriyle beraber Ermeni partilerinin kurduğu alaylarla Ermeniler var. Ayrıca Doğu Anadolu'da onlar bu bölgeyi işgal ederken yani Ermeni alayları Rus ordusu işgal ederken Ermenilerin yaşadığı bölgelerde de sayısız çeteler var. Ve çeteler tabii doğal olarak oradaki yerleşimde olan Ermenilerle de işbirliği yaparak yani onlardan bilgi alarak, lojistik sağlayarak bu faaliyetleri yürütüyorlar. Şimdi hem doğusundan hem batısından sıkıştırılan bir Anadolu var. Hem doğudan hem batıdan sıkıştırılıyor. İçerisi zaten ana baba günü. Muhacirler gelmiş, efendim seferberlik ilan edilmiş, insanların elinde yok, avucunda yok. Ve dönemin hükümetin bütün çaresizliği, acizi şu. Hani dışarıdan gelen şeyleri anladık. Yani İngiliz'ini, Fransız'ını anladık, yani Rusları da anladık. Ama yıllardır beraber yaşadığımız bu Ermeniler de onlarla beraber işbirliği yapıyorlar. Sonuçta şunu görüyorsunuz, iki tarafında kaybı yüksek. Ama savaş böyle bir şey yani, savaş acımasızlık ve koşulsuzluktur. Savaşın içindesiniz. Ama siz dışarıdan gelen ordulardan daha fazla içeride yaşayarak yani kendi ülkenize zarar veriyorsunuz. Ben Rus subaylarının birkaç tane generallerinin anılarını da okudum. Yabancı araştırmacılar var. Fransız, İngilizler, onları da inceledim. Bizimkileri inceledim. Bunların içinde birçok resmi evraklar falan da vardı. Şunu gördüm. 1,5 milyon o bölgede, Doğu Anadolu'da 1,5 milyon bu olaylar esnasında 1,5 milyon insan kaybı var. Müslüman Türk kaybı var ama bu işte Erzurum'dan başlayarak aşağıya doğru. Bitlis, Muş dahil bölgelerinde, Van'a kadar olan yerde. Şimdi Ermenilerin de kayıpları var. Fakat bir şey anlamıyor insanı. Savaştasınız. Savaş diye bir şey var. Bir insan onun iki yüzlülüğü ve açgözlülüğünden kaynaklı ve doğasından gelen yani avcılık, toplayıcılık döneminden bugüne hiç değişmeyen bu hırsı var. Sonunda hükümet bölgenin hiç değilse yani iş birliği yapılmasın, dost kimdir, düşman kimdir ayrılsın, iki taraf birbirini yiyor. Çaresizlikken yani ben o tehcir yasası yani yer değiştirme sırf hükümetin çaresizliğinden yani. Ve bu karar çıkartmak zorunda kaldık. Aslında kayıpların birçoğu tabii hastalıklardan da oldu. Kış koşullarından oldu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bunu savaş kısmını kaçıran ve savaşın ne olup ne olmadığını bilmeyen biri bunu sanki durup dururken hükümet bir karar çıkarttı. Gidildi oradan
hadi bakayım siz buraları terk edin dendi. Böyle bir şey asla olmaz. Savaş döneminde yaşanan şeyler politikaya, siyasete tabii malzeme oldu son yıllarda. Pekala, sorumun ikinci bölümünde de sormuştum. Doğu Perinçek'in bu konudaki faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vardır yoktur. Evet. Emperyalizmin icadıdır diye. Bir parti başkanının işi değil bu. Bu hükümetin işi. Devlete ait bir iş. Yani senin böyle kendini ortaya atmanı falan, bir takım çırpılıyor görünmen falan bir şey taşımıyor. Ben bakıyorum yani ne olacak? Yani, İsviçre mahkemeleri mahkum ediyor. İtiraz ediyor. Şimdi temize gidiyor falan. Ne anlama geliyor? Bu bir şey yani, dedin ne oldu, demedin ne oldu, mahkum ettin ne oldu, olmadı ne oldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetlerinin işidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti çöken, artık bütün şeyini kaybetmiş. Yani hem siyasi, hem askeri, hem ticari bütün gücünü ve imkanlarını kaybetmiş. İmparatorlukta üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmiş bağı itibariyle onun hükümetlerinin bakıp üzerine gitmesi gereken bir konudur. Zaten hükümetler de bugüne kadar hükümetler, yani benim evet, kuşağım bilir, bunu şiddetle reddettiler. Yani bunu birden böyle siyasi malzeme yapmayın. Bu heyetler gelsin, tarihçiler gelsin, otursunlar, bütün arşivleri açın ve burada olup biten gerçekten nedir? Bütün dünyaya açıklansın derler ama Ermeniler buna şey yapmıyor, yani yanaşmadılar. Değerli dinleyiciler, HEPAR Genel Başkanı Sayın Osman Pamukoğlu ile sohbetimizin sonuna yaklaştık. Sayın Pamukoğlu, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında ben kendim dahil olmak üzere ilk kez oy kullandık. Los Angeles oyumuzu kullandık. Bu önümüzdeki genel seçimler için özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk seçmenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Çünkü o seçmenler geçen seçimde %10'un altında kaldı katılım oranı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Onun sebebi şu, o düzen partilerinden CHP ve MHP'nin akıl almaz hata yaparak yanlış bir adayı göstermesinden kaynaklanmış. O çocukların bile yapmayacağı bir hataydı. Fakat bunu ikisi yaptılar. Yaptılar, onun için 6 milyon aşkın kimse gidip oy bile vermedi. Yani böyle bir strateji lafı çok büyük bir laf. Yani böyle bir taktik, biliyorsun, stratejinin altındaki unsurlardır. Göz göre yaptılar bunu. Onu örnek almamak lazım. Şimdi biz mesela bunlar hani ittifak yaptılar partilerle, işte 14 parti falan deniyordu ya bu CHP'nin. O partiler seçime bile giremeyen partilerdi onlar. Seçime giremeyen partilere bile gittiler. Evet. Bu da söyleyeceğim çok önemli biraz sonra. Onlara gittiler. Kaldı ki girenlerden de HEPAR daha fazla aldı. Şimdi şu önemli. Ne bu CHP ne MHP, uyarmamıza rağmen bize ittifak edemediler. Bakın bu çok şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Çünkü biz bu düzene karşı, işte gençler onun için hep aynı. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu halihazırdaki önündeki meseleleri, siyasi meseleleri ve askeri meseleler de şu anda durup da 1300 kilometre Irak ve Suriye'yle sınır var. O arası şey işte, yol geçen ama kolluk gibi işte, kevdir, mevdir lafları. Bunların hepsi doğru. Ondan sonra savaş tezkere çıkartıyorsunuz Suriye, ortada haliniz belli. PKK artık Güneydoğu'da tam egemenliğini sağladı. Devlet öykü. Şimdi ve bu partiler var. Ve 7 Haziran'da seçime giriyoruz. Burada yapılması gereken şey şu. Amerika'da yaşayan veya dünyanın 5 kıtasında yaşayan insanlarımız için söylüyorum. Şimdi bir karar verme zamanı. 7 Haziran büyük dönemek. Hem Cumhuriyet için hem topraklarımızın parçalanmasının önünü kesip üniter devleti ilerlemet yaşatmak için. Burada en net, en sade, en dürüst, en samimi, en gerçekçi parti HEPAR. Buradaki mesele şu. Şimdi bu düzen partileri 532 milyon lira aldılar hazineden. Yani bir nevi yasayla soyma bu. Hazineden para alıyorlar, kampanya için. 532 milyon. Biz nereye gireceğiz? Şöyle, halkın aidatları. Halk 6 yıldır zaten partiyi bütün harcamaları kendi cebinden ödüyor. Yani bu kadar inancı var. Bizim ihtiyacımız şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uygun olarak herkes yani seçtiği, beğendiği, arzu ettiği, gönlü olduğu partilere finans desteği yapabiliyor. Bağış yapıyor. Kanun bu. Bizim ihtiyacımız olan finans şu anda. Evet. Neden? Çünkü bunlar dev gibi imkanlarla karşımıza çıkacaklar. O paralar sadece 532 milyon bunların devletten aldıkları şey o. Yasayla soyma. Peki onun bunlara yapılacak olan destek
bu partilerden çıkar besleyen iş adamları, sermaye onlar. Bunların milletvekili adaylarının getirip bu partilerine teslim ettiği paralar ne kadar, ölçüsü nedir, bunu bilecek var mı? Ölçecek var mı? Yok. Bunu şimdi demek istiyorum. Kanun diyor ki ihtiyacımız olan 7 Haziran genel seçimi kampanyaya halkımızın yardım ve desteğine ihtiyacımız var. Ben belli bir sayıda milletvekili ki çıkartacağız bunun için elimizden genel meclise girelim. Bunların yaptığı muhalefetin 100 katını yaparız. Onun için bu destek ve yardım başladılar şimdi diğer partilere de başladılar. Eğer halkımız yapabilirse biz çok güçlü olarak programda çıkabiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Sizin parti programlarınızı seçmenler ne şekilde okuyabilecekler? Web sayfanızda, internette veya başka yerlerde bunu... Tabii web sayfasında var. Yani hem var. Kırmızı kitap bizde siyasi ilkeler, beyaz kitap ekonomik ilkelerimiz, hedeflerimizdir. Ekonomik ilkeleri okudukları zaman ve siyasi ilkeleri okudukları zaman kendilerini ne düşünüyorlarsa ülkeleri için, hatta şahıslar için hem kırmızı kitap yani siyasi ilkeler dökümünü hem beyaz kitap. Ekonomik hedeflerimiz içinde bütün yurttaşlarımız dünyanın neresinde yaşasın, Türkiye'de veya başka yerlerde kendilerini onun içinde bulacaklar. Sizin web sayfanız da hepar.org.tr, doğru mu efendim? Tabii. Yani zaten Halk Eşitlik Partisi yazdıklarında çıkacak. Tabii. Tamam. Tabii Halk Eşitlik Partisi yazdıklarında Google'ı hemen görecek. Tamam. Sayın Osman Pamukoğlu, çok çok teşekkür ediyorum bu değerli sohbet için. Vaktinizi ayırdınız. Yarın da yola gidiyorsunuz. Almanya yolcusunuz. Size başarılar diliyoruz önümüzdeki seçimlerde politikanızda. Almanya ilginç yalnız. Öyle mi? Şimdi Almanya'dan Münih'te yapılıyor toplantı. 500 kişilik bir salon hesaplamışlardı. O salon taştı. Yani evet. Çok üstünde müracaat oldu. Bak ilginç olan kısmı şu. Bana da bilgiler aktarıldığı zaman. Amerika'dan ve Kanada'dan da oraya partiye gönül vermiş insanlarımız geliyor. Bu şaşırtıcı. Ben tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. Bu zamanınızı ayırdınız bize. Size başarılar çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben de hem size hem orada yaşayan vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. Çok çok teşekkürler.